Çünkü biz her zaman çocuklara özel bir şekilde davranmamız lazımdı. Çocuklar bizim geleceğimizdi. Bunu her zaman tekrar ederim ve hiç unutmayalım. O yüzden programımıza Devam devam edelim. Geçelim. Şimdi gidelim doktor, bakalım doktorun ne nasihatler hazır bizim için. Psikoloji yanı onu izleyelim. Bir daha dönelim. Günaydın vatanım, günaydın stüdyodaki arkadaşlar, günaydın aziz değerli izleyenlerimiz. Devam ederiz sizden sizin sağlığınızdan ilgili konularım. Günaydın vatanım programından sağlık bölümünde. Değerli aziz milletimiz, çoklar görürük toplumda birkaç hastalıklardan üzülmekten, depresyondan ve kaabeden geçirler. Son illerde bunun sayıları tam fazladı. Maalesef Irak görsetti, 100 deneden 3 kişi hayatını kaybetti bu depresyon hastalığından. Bir hana üzülmek sebepsiz bir şekilde bir de birkaç belirtilerden geçtiği zaman teşhis olabilirsin, sende depresyon var. Ama benim bugün bu konuyla ilgili birkaç mesajım var. Bunu isteyen bütün izleyenlerimize ulaştırım. Gelen ilk kere depresyon nerede? Her kişi hayatının bir fetresinde olabilir geçsin. Bir üzülmeke sebepsiz bir şekilde. Üzülmeke aynı zamanda da aktivitesi yoktu. Normal çalışan beşer ise çalışmağını istemirse ya da o anneler ise çocuklarına bakırsalar normal günlük işler istemir yapsın. Ya da onlar ki hani hayatlarında yani enerjisi yoktu, saadet yoktu, gülmek yoktu, hiçbir şekilde rahatlık hissetmere sebepsiz bir şekilde ağlamak var, fazla yatmak var ya az yatmak var, fazla yemek yemek var ya az yemek var, olabilirsen de depresyon var. Son illerde COVID-19 buna yardımcı oldu. Çoklar bu hastalıklardan geçti. Olabilir sebep panikliktir bu hastalıktan ya da olabilir aziz beşerlerin kaybettiler ya da olabilir zaten bu hastalıklar bütün uzulardan savaştı. Olabilir beyindeki kimyasal maddelerine tesir etti. Yardımcı olsun, depresyon olsun özlerinde. Bu konudan bundan üzülmek hissettiği zaman konudan ilgili önem mesajlarım nerede? Siz uzmanlar var, bas psikiyatri uzmanı var, siz onlara yardımcı olabilir, size o her zaman yanınızdaydı, bazı yanlış bir dermanla ilgili bazı fikirler de var, dermanı istemiyorum, alışım olabilir, bu mukadderat takidi, ben ömür boyunca alışacaktı, yanlıştı, her depresyonun şiddeti var, şiddetine göre sana doktor mutabakatı olabilir, aynı zamanda da doktor olarak sana güzel bir şekilde teşhisi yapacaktı, bulacaktı. Sende başka bir hastalık var ise yardımcı depresyona ediyor. Yardım edersen de seni güzel bir şekilde ilaç altında koyar. Aynen de neydi önemli mesajım? O da sen aldığı o ilaçtaki parasol diye de müsekkinde 2 hafta 2 saat boyunca hissedeceksin. Sen iyileşti ama bu 2 hafta boyunca ister mutabaa senden doktoru ara yerinde. Bu durumdan geçti %70 sende de ilacı. O da yardımcı olacaksan doktordan sabredeceksen ilaç faturası üzerine o sabredersen ilacı işlediği zaman bir de iradesi olsun beşerin ilk ardımın atsın doktor yanında bunun ilacını alsın. Bu hastalık başka hastalık takidi olabilir başka özü hastalıklarını şekilde komplasyon yaptı. Bu da sana bir şekilde komplasyonu olabilir. Muzaafatı olabilir. Neden? O da her hastalığın ilacı yapmasa özün olabilir. Beşer hayatını kaybetsin. Depresyon da aynen onun takidi. Çoklar var görürük toplumda intihar haleleri de fazla. Neden? Çok bu şiddetli haleler kalıp da özünde yapmayıp da ilacı yapmayıp da tam yolunda ilacı yapmayıp da o yüzden ziyaret etti üzerinde bu duruma ulaştı. İnşallah bütün izleyenlerimiz sıhhatte, sağlıkta, afiyette, uzakta bu hastalıktan. Bir kısa bir şekilde Hazreti Bilintir'in belirtilerine olabilir. Son illerde de fazla depresyon. Bütün toplumda aynen de ilaç yolların biz her zaman mesajlarımızda da ve yolun göstermektedir. Hoşça kalın, sağlık kalın.
Bir gün sağlıkla ilgili doktoruya da teşekkür ederek, o da önemli bir bilgiyi bizimle paylaştı. Aslında psikoloji hastalığı çok zor olabilir. İnsanın bazen psikoloji bozulanda bakarsan hatta cesedi olarak da hiçbir şey yapabilmir, günlük hayatını yaşayabilmir. O yüzden bazen bir insanda gerginlik olabilir. Doktoruya da ki bir gün çok olabilir kelimesini kullandı bizimle. Onun yanında biz bildik ki insan her şey bir yana, rahatlığı bir yana. Her zaman diyelim, bütün kadınlar, çocuklar, erkekler rahat düzey bir şekilde bakın. Yani gerçekten insan sıhhatini kaybettikten sonra onu geri alabilmesen. O yüzden doktoru yani sıhhati takip bizim maşallah bir adetimiz var. Hiçbir şekilde terk etmeyerek olsun. O da nerede? Başımız ağrında hemen kalkarak bir Panadol da bilmem belki de Prastol da aldık o yüzden. Müsekkin yani. Diye aldık o yüzden. Ama biz bu müsekkini aldık belki de birkaç saat sonra bizi iyi eder. Ondan sonra baş ağrığı tekrar döndüğü zaman gereken biz teşhis yapalım. Her zaman da bu nasihati unutmamın biz diyerek her 6 ayda bir bütün insanlar check-up etmeleri lazımdı. Tahlil etmeleri lazımdı ki bilsinler. Özlerinde sıhhatleri yerinde de bir de özel bir hastalık yoktu. Bir de dedi baş ağrığı. Gerçekten bazı doktorlar her vakit nasihatleri oldu. Dedi baş ağrığında sen kaçma bir müsekkin almağa, bir panadol o bir şey almağa. Git bir kilo su içil bir ihtimal sende psikoloji bir şeyde. Bir portakal suyu iç, o da iyi geldi. Tabii bir şeyde ilaç etme olsun, o habutmağı da neye? Çünkü habutmağı yani bir idman gibi var sende. Bir basit başı vardı, bilirsin gideceksen parasol alacaksan, ay bir şey var özlemem, ay hab, içinde bir parasol var, panadol olsun, o bir ser olsun. Sonunda belki canım ihtiyacı var, biraz suya bir şey varsa, biraz tevazin okuyacak, bir su içeceksen, bir şey basit. Portakal suyu içmek, miski suyu içmek, belki ondan daha faydalı canım. Aynen. Onun yanında daha tez kesersen o baş ağrı olur. Herhalde her vakit dermenden uzak olmamız çok önemli bir şeydir. Ellerine sağlık doktor Rüya'nın